Kanalımdan herkese merhabalar. Çok lezzetli, aşırı pratik bir tarifim var. Bursa'nın meşhur süt helvası tarifini yapıyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin. İster sıcak, ister soğuk tüketebilirsiniz bu tarifi. İki türlü de çok lezzetli oluyor. O zaman bu güzel tarife hemen geçmek istiyorum. Öncelikle uygun bir tencereye 125 gram tereyağı ekliyorum. Tereyağı eridikten sonra üzerine 1 su bardağı un ekliyorum. Bardak ölçüm 200 milim arkadaşlar. Normal su bardağı ölçüsü. Şimdi püf noktası çok kısık ateşte devamlı karıştırmak. Yani unun rengini döndürmeden bir 20 dakika devamlı karıştırarak arkadaşlar kavuruyorum. Tek meşakkatli kısmı karıştırmak. Devamlı sabırla karıştırmanız gerekiyor bu şekilde. Sakın hemen kavrulsun diye ocağın altını açmayın. Çünkü renginin dönmemesi gerekiyor. Yani renginin beyaz kalması gerekiyor. Eğer rengini döndürürseniz o birazcık normal helvaya dönüyor arkadaşlar. Şimdi istediğim kıvama geldi. Sıvılaşmaya başladı un ve tereyağı ile birlikte. Artık sütü ekleyebilirim. Bu şekilde gördüğünüz gibi sıvılaşmaya başladığı zaman sütünü yavaş yavaş, yani 3 aşamada ekleyeceğim. 1 litre süt kullanıyorum bu arada. Şimdi 3 aşamada ekleyeceğim sütü, söylediğim gibi. Sütü eğer yavaş yavaş karıştıra karıştıra eklerseniz tatlınız pürüzsüz bir kıvamda olacaktır. O yüzden sütün tamamını bir anda eklemeyin. 3 aşamada devamlı karıştırarak ekleyebilirsiniz. Gerçekten çok az malzemeyle harika bir tatlı oluyor. Hem çok hafif hem de çok lezzetli. Şimdi sütümü eklemeye devam ediyorum yavaş yavaş. Sütümün kalan kısmını da ekledikten sonra muhallebi kıvamına gelene kadar ocakta pişiriyorum. Fark ettiyseniz şu ana kadar hiç şeker eklemedim. Şekeri muhallebi kıvamına geldikten sonra en son aşamada dökeceğim. İstediğim muhallebi kıvamına geldi. Şöyle size kıvamını göstermek istiyorum. Gerçekten ipek gibi pürüzsüz bir kıvam aldı. Üzerine hemen 1 su bardağı şekeri ekliyorum. İsterseniz çok şekerli seviyorsanız 2-3 yemek kaşığı ekstradan ekleyebilirsiniz ama bana göre şeker miktarı gayet güzeldi. Fokurdamaya başladıktan sonra ocağın altını kapatıp herhangi bir istediğiniz borcama dökebilirsiniz. Bu arada muhallebiyi pişirirken diğer yandan da fırını açarsanız çok iyi olur. 200 dereceye getirip hemen sıcak sıcak fırına vereceğim. Muhallebiyi böyle gördüğünüz gibi büyük bir kare kalıba döktüm. İstediğiniz her türlü kalıbı kullanabilirsiniz. 200 derecelik fırının sadece üst ayarını açarak üzeri kızarana kadar beklettim. Ben 8-10 dakika kadar beklettim. Çok fazla yanık sevmediğim için bu kadar yaktım. Eğer yanık seviyorsanız daha fazla da bekletebilirsiniz. Şimdi üzerine süsleyeceğim. İster fındık, ister ceviz, ister bademle süsleyebilirsiniz. Ben çekilmiş fıstıkla süslüyorum. Gerçekten arkadaşlar nefis bir tarif. Mutlaka deneyin. Denediğiniz zaman bana hak vereceksiniz. Hem az malzemeli hem de çok pratik bir tatlı. Kıvamı muhteşem oldu. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.